Bir köyde yaşayan yaşlı bir ressam vardı. Olağanüstü güzel resimler yapıp iyi fiyata da satardı. Bir gün köyden bir fakir gelip dedi ki, "Yahu senin durumun iyi. Neden kimseye yardım yapmıyorsun? Bak fırıncı fakirlere ara ara bedava ekmek veriyor. Kasap bazen bedava et veriyor. Sen neden hiç yardım etmiyorsun?" Ressam tebessüm etti ama bir şey demedi. Bu fakir bütün köyde sabah akşam ressamın aleyhinde konuşmaya ve ressamı kötülemeye başladı. Bir gün ressam hasta oldu. Kimse de onun yanına gelmedi ve sonunda ressam yalnız başına öldü. Aradan birkaç gün geçti. Artık ne fırıncı ekmek verdi fakirlere ne de kasap et. Sordular, "Neden fakirlerin hakkını kestiniz?" Dediler ki, "Her ay başı o merhum ressam bize para verip fakirlere ekmek ve et vermemizi söylerdi. O ölünce para veren kalmadı. İşte o yüzden." demiş. Sık sık evinin kapısını çalıp bir şeyler dilenen kadından bıkıp oldukça rahatsız olan evin hanımı bir gün yine aynı dilenci kapısını çaldığında ondan kurtulmaya karar vermiş. Dilenciye biraz beklemesini söylemiş. Mutfaktan bir ekmek almış ve ortasından ikiye yararak arasına peynir, zeytin yerleştirmiş. Tabii bu arada arasına haşerat öldürmede kullandığı kuvvetli zehirden dökmeyi de ihmal etmemiş. Dışarıya çıkıp ekmeği dilenciye uzattığında kadın "Allah razı olsun" deyip evden ayrılmış. İyice acıkan kadın bir caminin avlusunda biraz önce kendisine verilen ekmeği çıkarmış, tam yiyeceği esnada elini yüzünü yıkamakta olan bir askerin kendisine baktığını görmüş. Askerin halinden yoldan geldiği ve yorgun olduğu anlaşılmaktaymış. Dilenci askerin bakışlarından onun aç olduğunu ve sanki "biraz da bana ver" manasını çıkarmış bakışlarından. Gencin haline acıyan kadın ekmeğin hepsini askere buyur etmiş ve oradan uzaklaşmış. Dilenci kadının verdiği ekmeği iştahla yiyen asker çok geçmeden acıyla kıvranmaya başlamış. Camiye gelen cemaat yerde kıvranan gencin kimin nesi olduğunu sorup araştırıp öğrendikten sonra alıp evine götürmüşler. Evin hanımı aylardır bin bir ümitle terhisini beklediği yeni terhis olmuş oğlunu perişan bir vaziyette karşısında görünce çırpınmaya, dönmeye başlamış. Biraz zaman geçip de sakinleşen kadın oğluna ne olduğunu, niçin kıvrandığını sorup öğrenmeye çalışmış. Delikanlı biraz önce cami avlusunda bir dilenci kadının kendisine ekmek verdiğini, onu yedikten sonra bu hale geldiğini söyleyince kadın ona verdiği ekmeği hatırlamış ve başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Ben ne yaptım diye dönmeye başlamış ama iş işten geçmiş. Arslan gibi delikanlı oracıkta hayata gözlerini yummuş. Evet arkadaşlar, bu konuyu en iyi anlatan atasözümüz, "Her ne doğrarsan aşına o çıkar karşına olsa gerek." Arkadaşlar, İnsanlar hayatları boyunca hayata ne verirlerse hayattan onu alırlar. Hayat insanlara her zaman karşılıklı menfaat sağlama yoluyla gülmektedir. Hani kazan kazan da diyebiliriz aslında. İyi insanlar iyiliklerle karşılanır. Kötü insanlar da her zaman kötü şeyler yaşarlar. Yani bu benim başıma neden geldi sorusundan önce acaba bunu hak edecek ne yaptım sorusunu kendimize sormalıyız. Ne verirsen onu alırsın, ne ekersen onu biçersin gibi sözler de atasözlerimizde bunları doğrulamaktadır. Rüzgar eken fırtına biçer. Sözümüz de bunlardan birisidir arkadaşlar. Geçmiş vakitlerin birinde alimin biri boğazın öbür yakasına geçmek için sandalcının yanına gelerek ona sorar. "Karşıya geçirmek için ne kadar para alıyorsun?" "Karşıya 1 liraya geçiririm efendi." Alim sandalcının bu bozuk Türkçe ile verdiği cevabı beğenmemiş. "Bu ne biçim konuşma böyle? Yoksa sen dil bilgisi bilmiyor musun?" "Yok ağam, küçükken hayattık ettik, okuyamadık" demiş adam. "Tüh, yazık sana" demiş. "Desene gitti hayatının 1/4. Adam bir şey dememiş. Bir müddet gittikten sonra dil alimi tekrar sormuş. "Allah bilir, şimdi sen matematik de bilmezsin." "Yok beyim,
Onu da bilmem. Dedi ki ya küçükken haylazlıktan okula gidemedik. Tüh yazık sana. Hayatının dörtte biri daha boşa gitti demiş adam. Bir müddet daha yol aldıktan sonra alim tekrar sormuş. Biraz da ukalalık var herhalde alimde. Sakın fizik ve kimya okumadım deme. Belki hayatımın dörtte biri daha boşa gitti ama o dediklerini de bilmem efendi. Vaktinde öğrenemedik işte. İyi de sandalcı, dil bilgisi bilmezsin. Matematik, fizik ve kimya da bilmezsin. Sen ne için yaşadın? Bu arada hava bozulmaktadır. Sandalcı büyük bir fırtınanın geleceğini anlamıştır. Alime döner ve şöyle sorar. Efendi, yüzme biliyorsunuz değil mi? Dil alimi sandalcının bu sorusundan endişeye düşer. Bir korkudur başlar. Sandalcıya yalvaran gözlerle cevap verir. Sandalcı, ben yüzme bilmiyorum. Çocukluktan beri o ilmi öğren, bu ilmi öğren derken yüzme öğrenmeye fırsat bulamadım. Aha demişti sandalcı. Aha ne yapacaksın şimdi? Şimdiden başla dua etmeye. Çünkü gitti hayatının dörtte dördü. Evet değerli dostlar. İnsanoğlu bu. Hem çok bilir hem de o iş elinden gelse bile bilmez. Ama iş menfaate dayanırsa öyle şeyler bilir ki alimallah siz bile hayal edemezsiniz. Maalesef bu tür insanlar gün geçtikçe azalmamakta, çoğalmaktadır. Rabbim sizi kibirli, kendini beğenmiş ukala insanlardan korusun ve kollasın inşallah. Sevgili arkadaşlar, şimdi sizlere benim çok etkilendiğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. 1976 Seattle Özel Olimpiyatlarında yaklaşık 9 zihinsel ve bedensel engelli 100 metre yarış için başlama çizgisine diziliyorlar. İçlerinde özel bastonu ile neredeyse normal yürüyüş hızında bile yürüyemeyen katılımcılar vardı. Başlangıç işareti alışık olunduğu üzere, hani silah kullanırlar ya, silah atışı ile yapılmamış. Bir piyanonun tuşuna basılmak suretiyle yarış başlatılmıştı. Başlama işareti verildiğinde hepsi birden hamle yaptılar. Bu da alışık olunduğu gibi hızlı bir başlangıç değildi. Hani o 100 metre koşucuları, 200 metre koşucuları gibi değildi. Yavaş, sakin bir şekilde ama hepsinin yüzlerinde gülümseme ile yarışı kazanmak istediklerini, kazanamasalar bile en azından bitirmek istediklerini anlayabiliyordunuz yüzlerinden. Yarışın başlarında aralarından bir tanesi tökezleyerek yere düştü. Hem can acısından hem de geride kalmanın verdiği üzüntüden avazı çıktığı kadar ağlamaya başladı. İşte o an tribündeki tüm insanların gözlerini yaşartan bir olay yaşandı. Ağlama sesini duyan diğer 8 yarışmacı da yavaşlayıp geriye doğru baktılar. Sonra hep birlikte geriye dönüp yerdeki arkadaşlarının yanına geldiler. İçlerinden Down sendromlu olan güzel bir kız eğilip onu yanağından öptü ve ayağa kaldırdı. Sonra tüylerim diken diken oldu. Sonra 9'u birden kol kola girerek bitiş çizgisine doğru hep birlikte yürüdüler. Tribündeki herkes elleri acıyıncaya kadar onları alkışladılar. O gün orada bulunanlar belki de hayatlarının en güzel dersini almışlardı. Başkasının kazanmasına yardım edersen herkes kazanır. Ve siz de bir engellinin hayatında fark yaratabilirsiniz. Çünkü siz de bir engelli adayısınız. Ateşinde yanarak küllerinden yeniden doğan Simurg, yani anka kuşu, bilgi ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurg'a inanırlar ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürler. Yolunda gitmeyen her şeye Simurg'un mutlaka bir çözüm bulacağına inanırlarmış. Ancak Simurg ortada görünmedikçe kuşlar beklemeyi bırakmış ve sonunda umudunu kesmişler. Bir gün bir kuş sürüsü Simurg'un kanadından bir tüy bulmuş ve diğer kuşlara çağrı yapmış. Çağrıyı duyan ve Simurg'un var olduğuna inanan dünyadaki tüm kuşlar bir araya toplanmışlar. Hep birlikte onun huzuruna çıkıp yardım istemeye karar vermişler. Ne var ki Simurg'un yuvası Kaf Dağı'nın tepesindeymiş. Üstelik oraya varmak için her birinde gizlenmiş ayrı bir duygu ile birlikte her biri diğerinden daha çetin 7 farklı vadiyi aşmaları gerekiyormuş. Kuşlar hep birlikte göve doğru uçarak yolculuklarına başlamışlar. İsteği ve azmi az olanlar yolda birer birer dökülmüş. Vadilerden geçerken yorulanlar, düşenler, vazgeçenler olmuş. Önce bülbül güle aşkını hatırlayıp o üzülürse ben ölürüm demiş ve hasretinden geri dönmüş. Oysa güle olan hasreti
artık hiç bitmeyecekmiş. Papağan, tüylerim çok güzel benim. Papağan, tüylerim çok güzel benim. Bu kadar uçmak onları eskitir. Ben kıyamam tüylerime demiş, uçmayı bırakmış ve güzel tüyleri sebebiyle hep kafeslere kapatılmış, kafeslerde ömür tüketmiş. Kartal, yükseklerdeki krallığını bırakamamış, baykuş yıkıntılarını özlemiş, balıkçıl kuşu bataklığını. Her vadide bir duygu tuzağı, bazı kuşları yolculuktan vazgeçirmiş, geri döndürmüş. Vadiler üzerinden uçtukça kuşların sayısı giderek azalmış. Kaf Dağı'na vardıklarında geriye sadece 30 kuş kalmış. Bakmışlar ne bilgi ağacı var ne de simurg. Anlamışlar ki aslında gerçek yolculuk kendine yapılan yolculukmuş. Kurtarıcı bilge kuş bu 7 vadiyi geçen kuşmuş ve anlamışlar ki her biri aslında bir simurgmuş. Sevgili arkadaş, değerli dost, kıymetli yürek, sen de bir simurgsun, farkında mısın? Amerika'da bir idam mahkumu idam günü gelip çatınca elektrikli sandalyeye oturacağı anın endişesiyle yaşamaya başlamış. Fakat işler rutinin dışında gelişmiş. Hapishane müdürü mahkumun yanına gelmiş, o gün onu idam edeceklerini ama eğer hapishanenin istediği şartı yerine getirmesi halinde ailesi için iyi bir para kazandırabileceğini söylemiş. Mahkum biraz düşünmüş ve şartın ne olduğunu sormuş. Müdür, elektrikli sandalyede değil, zehirli bir serum ile damardan enjeksiyon yöntemiyle idam etmek istediklerini söylemiş. Mahkum, nasıl olsa öleceğiz demiş ve kabul etmiş. Derhal sedyeye yatırmışlar. Serumda yeşil, mavi ve kırmızı renkte 3 farklı sıvı varmış. Doktor mahkuma olacakları anlatmaya başlamış. Önce yeşil sıvı damarına enjekte edilecek. Ellerin ve ayakların uyuşacak. Sonra mavi sıvı enjekte edilecek. Yüzün, kolların ve bacakların uyuşacak. Son olarak kırmızı sıvı enjekte edilecek. Şuurun kaybolacak. Solunum ve kalbin duracak. Mahkum bunları dikkatli bir şekilde dinlemiş. Sonra işten başlamış ve doktorun söylediği semptomlar görülmeye başlamış. Önce eller, ayaklar, sonra kollar ve bacaklar, sonra da şuur kaybı, solunum ve kalp durması. Doktor ve hapishane müdürü göz göze gelmiş. Birbirlerine onay mahiyetinde kafa sallamışlar. Mahkum infaz edilmiştir. Bu infaz aslında bir deneydir arkadaşlar. Nasıl bir deney biliyor musunuz? 1921 yılında Kurt Abelada isimli mahkum bir psikolojik deneyin olumlu sonuçlanan deneyine kobay olmuştur. Ailesine ödenen para bağış değil, aslında yasa gereği ödenmesi gereken bir tazminattır. Ve son olarak serumdaki sıvılar zehir değil, sudur. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine felsefecilerden bir grup geldi. Ona bir soru sormak istediklerini bildirdiler. Mevlana Hazretleri de onları Şems-i Tebrizi Hazretlerine havale etti. Onlar da bunun üzerine Şems-i Tebrizi'nin yanına gittiler. Şems-i Tebrizi Hazretleri o sırada mescitte talebelerine bir kerpiçle su bulamadıkları zaman teyemmüm nasıl alınır onu gösteriyordu. Gelen felsefeciler izin isteyip 3 tane sual sormak istediklerini belirttiler. Şems-i Tebrizi gelen adamlara baktı. Sorun dedi, buyurun. Adamlar içlerinden bir tanesini başkan seçtiler. Hepsinin adına soruları o soracaktı. Sormaya başladı. Allah var dersiniz, görünmez, göster de inanalım. Şems-i Tebrizi Hazretleri soruya cevap vermedi. Tebessüm etti. Öbür sorunu da sor dedi. Adam, şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz. Sonra da ateşle ona azap edileceğini söylersiniz. Söyler misin bana, hiç ateş ateşe azap eder mi? Şems-i Tebrizi Hazretleri yine tebessüm etti. Tamam dedi, üçüncü sorunu da sor dedi. Adam, ahirette herkes hakkını alacak. Yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, niye karışıyorsunuz? Canları ne istiyorsa yapsınlar diye sordu. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi elindeki kuru kerpici adamın kafasına vurdu. Soru sormaya gelen felsefeci arkadaşlarıyla beraber hemen oradan kaçıp zamanın kadısına müracaat etti. Ey kadı! Ben soru sordum fakat Şems-i Tebrizi kafama kerpiçle vurdu dedi. Şems-i Tebrizi ben de sadece cevap verdim diye buyurdu. Kadı bu işin ayrıntılı bir şekilde açıklanmasını istedi. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi Hazretleri tane tane konuştu. Efendim bana Allahu Teala'yı göster de inanayım dedi. O zaman bu felsefeci başının ağrısını göstersin de ben de inanayım. Adam bunun üzerine
Ağrıyor ama gösteremem dedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri yine gülümsedi. İşte Allah-u Teala da var fakat görünmez. Efendim, ikinci sual olarak bana şeytanın nasıl ateşle azap edileceğini sordu. Ben de ona toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. Yine üçüncü sual olarak bana bırakın herkes canı ne istiyorsa onu yapsın dedi. Bundan dolayı da bir hak olmaz dedi. Benim canım da onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor ki? Aramasa ya. Efendim, bu dünyada küçücük bir mesele için hak aranırsa o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın diye buyurdu. Öğretmen sınıftaki zeki ama aynı zamanda kıskanç öğrenciye sormuş. Niçin arkadaşlarını çekemiyor, onların yaptıklarını bozup kavga ediyorsun? Öğrenci, çünkü onların beni geçmelerini istemiyorum, en iyi ben olmalıyım demiş. Öğretmen masasından kalkıp eline bir parça tebeşir almış ve tahtaya bir çizgi çekmiş. Öğrencinin yüzüne bakıp bu çizgiyi nasıl kısaltırsın diye sormuş. Hemen atılan öğrenci çizginin bir parçasını silerim demiş. Öğretmen bu cevabı kabul etmemiş. Öğrenci biraz daha düşünmüş ve eliyle çizginin bir bölümünü kapatmış. İşte kısaldı demiş. Bu cevap da yanlışmış. Doğru cevabı alamayacağını bilen öğretmen tahtaya ilkinden daha uzun bir çizgi çekmiş ve şimdi birincisi nasıl görünüyor diye sormuş. Daha kısa demiş öğrenci ve başını eğmiş. Bilgini ve yeteneklerini artırarak kendi çizgini uzatman, rakibinin çizgisini bölmeye çalışmandan daha iyidir diye cevap vermiş öğretmen. Kendinizle yarışın, başkalarıyla değil diye de eklemiş. Kendinizle yarışın, başkalarıyla değil. Vaktiyle bir padişah kendisine bir yardımcı vezir bulmaya karar vermiş ve böyle kocaman bir kapı yaptırmış. Yaptırdığı kapının ortasına onlarca kilit astırmış. Kimi asma kilit, kimi halka kilit vesaire derken baştan aşağı her yer kilit dolu ve sonra vezir adaylarını bir bir içeriye buyur etmiş. İlk giren adaya sen benim vezirim olmak istiyorsun değil mi diye sormuş. O da evet demiş. Eğer benim vezirim olmak istiyorsan şu kapıyı anahtar kullanmadan, levye kullanmadan, hiçbir alet edevat kullanmadan açmanı istiyorum. Vezir odaya dönüp kapıya bakmış. Efendim bu mümkün değil. Kaldı ki anahtar bile olsa bu kapıyı açmak saatler sürer. Padişah peki sen çık. Öteki gelsin demiş. Öteki de gelmiş. Padişah ona da aynısını söylemiş. O da efendim anahtar bile olsa tamam tamam çık öteki gelsin öteki gelsin derken hepsi gelmiş en son vezir odaya girene kadar. Padişah demiş ki sen vezir olmak istiyorsun değil mi? Evet demiş adam. Eğer vezir olmak istiyorsan şu kapıyı anahtarsız, levyesiz, hiçbir alet edevat kullanmadan açman istiyorum. Adam şöyle kapıya bakmış, bakmış, bakmış. Durmuş, biraz düşünmüş ve padişah demiş ki devletli sultanım aslında aklım der ki bu kapı böyle açmaya açılmaz lakin bize itmek düşer. Elini şöyle kapıya uzatıp hafif dokununca kapının açılıverdiğini aslında bu kilitlerin hiçbirinin kapalı olmadığını görmüş. Bütün kilitler açıkmış ve adam vezir olmuş. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler. Eğer bol bol kilitlerle asılı bir kapı varsa lütfen o kapıyı açmak için itmeyi deneyin. Yavuz Sultan Selim henüz 5-6 yaşlarında bir çocuktu. Amasya'daki sarayın bahçesinde ok talimi yapıyordu. Yay boyunu aşıyordu ama o bu yaşta attığını vurmaya başlamıştı. Babası Sultan II. Beyazıt bir ağacın arkasında onu seyrediyordu. Yavuz son okunu da tam hedefe saplayınca dayanamadı, saklandığı yerden çıkıp oğluna sarıldı. Allah gücüne güç katsın oğlum. Ama niçin yalnızsın? Küçük Selim hayretle. Yalnız değilim ki sultan babam. Allah her yerdedir. Aldığı cevap Beyazıt'ı şaşırttı ama belli etmedi. Sarayın bahçesi ulu ağaçlarla süslüydü. Ormandan farkı yoktu. Oğulcum dedi Sultan Beyazıt. Tek başına buralarda dolaşma. Düşmanlarımız var. Allah korusun. Sana bir kötülük etmek isteyebilirler. Selim durakladı. Sonra 2 yaşından beri yanından ayırmadığı küçücük kılıcını çekip
pederim, bu kılıcı süs için bağlamadık. İcap ederse kendimizi korumasını biliriz. Hem pederimizin korkusundan dünyanın öbür ucundaki düşmanın yüreği titrerken sarayın bahçesine girmeye kim cesaret edebilir? İkinci Beyazıt hayretten dona kalmıştı. Onda kimsede olmayan bir şeyler vardı. Vaktinden önce gelişmiş, aklı boyunu aşmıştı. Selim'i elinden tutup saraya götürürken, hiç şüphem yok bu çocuk ileride ne yapıp edip padişah olacak. Şimdi ona tahtın yolunu açmalıyım. Böyle düşündü ya, gün gelip Şehzade Selim istediğini almasını bildi ve Osmanlı'nın Yavuz Sultan Selim'i oldu. Tamahkar bir kişinin yakaladığı küçük kuş dile gelmiş ve demiş ki, beni ne yapacaksın? Adam demiş ki, kesip yiyeceğim. Kuş, benim bir lokmacık etim ne karın doyurur ne de bir derde deva olur. Ama demiş, beni bırakırsan sana 4 mühim nasihatte bulunurum. Nasihatları söylersen seni bırakırım demiş adam. Kuş da birini elindeyken, ikincisini şu ağaca konunca, üçüncüsünü de karşı tepeye varınca söylerim demiş. Peki birincisini söyle demiş adam. Kuş başlamış anlatmaya. Eline geçen fırsatları değerlendir. Fırsatlar her zaman ele geçmez. İkinci nasihatim de şudur. Elinden çıkan şeyin hasretini çekme demiş kuş. Adam üçüncüsü ne diye sormuş. Kuş karşı tepeye konunca demiş ki, olmayacak şeye, olmayacak şeylere inanma. Adam dördüncü nasihati söyle diye ısrar etmiş. Kuş demiş ki, sen ne ahmaksın. Benim kursağımda 50'şer gramlık 2 tane inci vardı. Beni kesseydin bu incilere malik olacaktın. İnci sözünü duyar duymaz tamahkar adam hemen oraya yıkılıp kalmış. Eyvah, eyvah diyerek dövünmeye başlamış. Sonra demiş ki, haydi dördüncüsünü söyle. Kuş, sen 3 nasihati hemen unuttun. Dördüncüsünü söylesem ne faydası olacak demiş. Söyle, söyle demiş. Belki bunu unutmam. Adam ısrar ediyor hala. Küçük kuş meseleyi anlamamış çünkü. Küçük kuş konuşmaya başlamış. Eline geçen fırsatı değerlendir. Elden çıkan şeye üzülme dedim. Beni önce bıraktın, sonra bıraktığına üzüldün. Olmayacak şeye inanma dedim. Etimle, kemiğimle 100 gram gelmezken kursağımda 50 gramlık 2 inci tanesi olduğuna inandın. Adam kuşu hiç dinlemiyor gibi, takılmış gibi sormuş. Dördüncü nasihati söylemeyecek misin? Kuş acı acı gülmüş. Ahma nasihat kâr etmez. Tamah yani açgözlülük insanı kör ve sağır eder. Hakikati görmeye mani olur. Kabiliyet size öğüt vermek, kubbe üzerinde ceviz durdurmaya benzer. 1957'de Kurt Richter adında bir profesör bir fareyi almış, içinde su dolu olan bir kabın içine atmış. Fare bir süre çırpınmış. 15. dakikada mücadeleyi bırakmış ve boğulmuş. Başka bir fareyi almış, yine aynı sonucu görmüş. 15 dakikada fare boğulmuş. Aynı türden başka bir fare daha almış. Bu sefer yöntemi değiştirmiş. 13-14 dakika gelince fareyi çıkartmış. Hayvanı kurulamış, dinlendirmiş, sonra aynı fareyi tekrar suya atmış. Ve gözlemlediği şu olmuş arkadaşlar. 15 dakika değil, 3 güne yakın bir süre boyunca hayvan çırpınmaya devam etmiş. Daha önce kurtulacağına olan inancı gelmiş aklına. Evet, o inanç gelmiş aklına. Normalde yapabileceğinden 228 kat daha iyi bir performans göstermiş. Şimdi düşünsenize, sizin potansiyeliniz ne? Yapabileceğiniz şeyi buralarda inancınızı kaybettiğiniz, denemeyi bıraktığınız için başaramadığınız ne kadar çok şey var değil mi hayatınızda? Arkadaşlar, her deneyen başaramaz. Ama başaranların hepsinin ortak özelliği denemiş olmalarıdır. Başarana kadar denemeye devam ediyoruz. Biri zengin, diğeri fakir, iki arkadaş yolculuk sırasında uykuya dalmış. Erken uyanan zengin olanı fakiri dürterek uyandırmış.
fakir bozulmuş. Niye uyandırdın beni? Rüyamda çok zengindim. İstediğim her şeye sahip olmuştum. Zengin dalga geçmiş. Doğru ya, sen onları ancak rüyanda görürsün. Demiş ama fakirin ağzından herkese ders olacak şu cümleler dökülmüş. Ben gözümü açtım, her şeyimi kaybettim. Sen de gözünü kapatınca her şeyini kaybedeceksin. Farkımız ne? Ya, farkımız ne? Yine güzel bir şiirle tamamlayalım mı? Bu sıralar biraz fazla şiir okuduk ama bence konularla da bağlantılı. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuz. Kaçış mümkün değil ecel gelince. Pınarı kurumuş, göle dönersin. Pişmanlık gözyaşı akarken ince, buzdağı eriyen kula dönersin. Hayat bin bir kapı açıp giderken, bütün güzellikler kaçıp giderken, zamanı yollara saçıp giderken, her an eksik kalan yıla dönersin. Heybende ne varsa bakılır tek tek, şebi aruz olur var olan gerçek. Herkes amelince hesap verecek, defterin soldaysa aman ha, küle dönersin. İyilik aşkıyla dolsun her yanın, unutma bu alem sahte vatanın. Allah'ı dost edin kalmaz figanın, yoksa kurumuş bir dala dönersin. Gittiler, dönmezler krallar, şahlar, mezarın içinden yükselir ahlar, boş yere söylenir dilde eyvahlar, sakini olmayan ile dönersin. Zekeriya, yaşam, kaygısı yalan, ufukta kaybolan günlerdir solan, boş bir çerçeve maziden kalan, bülbülü terk etmiş, güle dönersin. Bülbülü terk etmiş, güle dönersin. Eski zamanların birinde bir adam hayatın anlamının ne olduğuna takmış kafayı. Bulduğu hiçbir yanıt ona yeterli gelmemiş ve başkalarına sormaya karar vermiş. Ama aldığı yanıtlar da ona kafi gelmemiş. Fakat mutlaka bir yanıtı olmalı diyormuş ve dolaşıp herkese bunu sormaya devam etmiş. Köy, kasaba, ülke dolaşmış. Bu arada zaman da durmuyor tabii ki. Tam umudunu yitirmişken, hep öyle olur ya, bir köyde konuştuğu insanlar ona şu karşıki dağları görüyor musun? Orada yaşlı bir bilge yaşar. İstersen ona git, belki o sana aradığın yanıtı verebilir demişler. Çok zorlu bir yolculuk sonunda bilgenin yaşadığı eve ulaşmış adam. Kapıdan içeriye girmiş ve bilgeye hayatın anlamının ne olduğunu sormuş. Bilge, sana bunun yanıtını söylerim ama önce bir sınavdan geçmen gerekiyor demiş. Adam kabul etmiş. Bilge bir çay kaşığı vermiş adamın eline ve içine de silme bir şekilde zeytinyağı doldurmuş. Şimdi çık ve bahçede bir tur at. Tekrar buraya gel. Yalnız dikkat et. Kaşıktaki zeytinyağı eksilmesin. Eğer bir damla eksilirse kaybedersin. Adam gözü çay kaşığında bahçeyi turlayıp gelmiş. Bilge bakmış, evet demiş. Kaşıkta yağ eksilmemiş. Peki bahçe nasıldı? Adam şaşkın. Ama demiş, ben kaşıktan başka bir yere bakmadım ki. Şimdi tekrar bahçeyi dolaşıyorsun, kaşık yine elinde olacak ama bahçeyi inceleyip gel demiş Bilge. Adam tekrar bahçeye çıkmış, gördüğü güzelliklerle büyülenmiş. Muhteşem bir bahçeymiş çünkü. Geri geldiğinde Bilge adama, bahçe nasıldı diye sormuş. Adam gördüğü güzellikler karşısında büyülendiğini anlatmış. Bilge gülümsemiş. Ama kaşıkta hiç yağ kalmamış demiş ve eklemiş. Hayat senin bakışınla anlam kazanır. Ya sadece bir noktayı görürsün, hayatın akıp gider, sen farkına varmazsın. Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin tam ortasında hayatını yaşarsın, akıp giden zamanın anlam kazanır. Yani hayatının anlamı senin bakış açında gizlidir. Uzak Doğu'nun bilgelerinden birisi hayatı çok daha iyi anlamamız açısından şöyle bir olay anlatmış arkadaşlar. Demiş ki, gençken tekneler beni büyülerdi. Küçük bir kayığım vardı ve yalnız başıma göle açılırdım. Saatlerce orada kalırdım. Bir seferinde güzel bir gecede kapalı gözlerle kayığımda rabıta yapıyordum. Akıntı aşağı boş bir kayık geldi ve benim kayığıma çarptı. Gözlerim kapalıydı. Bu yüzden şöyle düşündüm. Biri kayığıyla geldi ve benim kayığıma çarptı. İçimden hemen bir öfke yükseldi. Gözlerimi açtım ve öfke içinde adama bir şey söyleyecekken kayığın boş olduğunu fark ettim. O zaman hareket edecek yön kalmadı. Öfkemi kime ifade edecektim?
Kayık boştu. Yalnızca akıntı aşağı yüzüyordu ve gelip tesadüfen benim kayığıma çarpmıştı. Bu yüzden yapacak bir şey yoktu. Öfkemi boş bir kayığa yansıtamazdım. Öfke oradaydı. Ama çıkış yolu bulamadığımdan gözlerimi kapattım ve öfkeye doğru geri geri yüzdüm. Ve arkadaşlar demiş ki o boş kayık benim fark edişim oldu. O sessiz gecede içimde öyle bir noktaya geldim ki kainatı, yüce yaratıcıyı ve olayları daha iyi anladım. Yani o boş kayık benim ustam oldu, hocam oldu, rehberim oldu. Ve artık ne zaman biri gelip bana hakaret etse, hakkımı yese, zulmetse, gülüyorum ve diyorum ki bu kayık da boş, bu kayık da boş. Gözlerimi kapatıyorum, iç dünyama dalıyorum, her şeyin sahibi olan Yüce Allah'la konuşuyorum. Allah'ım, onlar bilmiyorlar, bilseler böyle yaparlar mı?